Ve Amerika'yı işgal edeceğiz. Ay Cenk, ne kadar inandırıcı anlatıyorsun. Vallahi bir an gerçekten yapacakmışsın gibi hissettim. Yapacağım Ceren, ikimiz için yapacağım. Dünya imparatoru olduktan sonra ilk işim seninle dünya evine girmek. Bahçesinde minik şehzadelerin koştuğu pembe pancurlu minik bir sarayımız olacak. Ay ben bayılırım pembeye, canım benim. Cenk, bana da bir prenslik verirsin herhalde. Melda, hocam. Hocam ya, çocuklar siz biraz dışarıya çıkın. Hazır Cenk'in önünde dünya haritası açılmışken ona tarihten sözlü yapayım. Başarılar. Sana inanmıyorum Duman. Duman mı? Siz beni kedinizle karıştırdınız hocam. Cenk ben. Vurma ya. Çabuk yürü eve. Olmaz. Benim burada tamamlamam gereken bir misyonum var. Duman, Ayşegül senin yüzünden tam 120 sene kedi olmaya mahkum edildi. Biliyorsun ki dilek kuponlarındaki dileklerden etkilenenler yapılan iyiliği ancak kendi istekleriyle geri çevirirlerse yapılan sihirde geri döndürülebiliyor. Yani Ayşegül'ü kurtarmak için senin kendi isteğinle yeniden kedi olman gerekiyor. Yapma ya. Hadi şimdi doğru eve. Cidden çok üzüldüm. Sen Ayşegül'e söylersin, ben dünyayı ele geçince Ferit'in ona verdiği cezayı kaldıracağım. Duman, çabuk eve dedim. Ama insan olmak çok güzel. Ne? Gördüğün gibi yavrum. İnsanlığın tadını aldı bir kere. Evet Ayşegül. Duman'a 10 saniye daha süre veriyorum. Ondan sonra... Artık altına yaymak için hangi gazeteyi tercih edeceğini sen bilirsin. Sana 10 saniye süre veriyorum. 10. 9. 9. 8. Nihayet karşılaşabildik Cenk Efendi. Yine mi sen ya? Fethi, Naci neredesiniz? Gördüğün gibi benim yanımdalar. Biz doğruyu gördük Cenk. Yiğitliği, adaleti, cesareti seçtik. Ne? Taygar abi için canımız feda. Öyle kahramanlık dediğin, okul müdürü hakkında dedikodu yaymakla olmuyor. Yürekle, bilekle oluyor. Bu okul artık ikimize fazla. Ya sen gidersin ya ben. Çek cetvelini. Senin cetvelinden mi korkacağım ben ya? Şimdi önce o kafandaki kavuğu oyacağım, ondan sonra içine seni dolduracağım. Ondan sonra top gibi okulun koridorlarında yuvarlayıp herkese rezil edeceğim. Kurtar beni Melda. Sen nasıl kurtulacağını çok iyi biliyorsun Duman. Yok yok, ben karar verdim. Yeğenimin kedi olmasına gönlüm razı olmadı. Her şey Ayşegül için, ben gidiyorum. Of Duman, of. Ailemiz için ne kara bir gün. Seni kaybettik, şimdi de Ayşegül'ü kaybediyoruz. Ve bunu engellemek için hiçbir şey yapamıyoruz. Duman. Ne demek Selda, ben izin verir miyim sizin üzülmenize? Duman! Ayşegül'ün başına gelenleri duyar duymaz dedim ki dünya imparatoruymuş, kainatın hakimiymiş, hepsi hikaye. Ay Duman. Ben önce ailemi düşünürüm. Duman inanmıyorum. Konuştu, konuştu. Duman konuştu. Ay. Ay Seldoş'cum, mutfak kapısını yine açık unutmuşsunuz. Aman be, kimin umurunda Şükroş? Duman konuştu sonunda. Konuştu. Ay bu hastalığım bitmeyecek herhalde benim. Görüyor musun?
Yine psikolog yolları göründü bana. Of. Melda Hocam, siz aramızdan çekilin. Bu Cenk'le benim aramda bir mesele. Benim adamlarımı elimden almanın, okulda dedikodu yaymanın ve de özellikle Ayşegül Hanım'ın ardına adam takmanın cezasını ödeyeceksin. Ne? Ben ne zaman okula geldim ya? Benim en son hatırladığım boğazım şiş, evde yatıyordum. Annemin bana yaptığı sıcak çorba içiyordum. Allah benim hiçbir alakam yok. Sen bittin Cenk. Hocam izninizle. Kaçma. Dünyayı ele geçirdikten sonra da bana pembe panjurlu bir saray yaptıracak. Sonra şehzadelerimiz bahçesinde top oynayacaklar. Ya süper değil mi? Aa Cenk! Ya pembe, panjurlarımız pembe, cumbalarımız da turancı olsun. Ya ne zor oluyorsun ya? Kaçma, kaçma, boyun ölçüsünü alacağım senin daha, kaçma! Cenk! Bırakın prensimin peşini! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.